Yani birçok futbol sever sol ayaklı olduğumu düşünüyor. Bu doğuştan gelen bir yetenek mi hocam, yoksa kendiniz mi geliştirdiniz kendinizi? Hayır, ben kendim geliştirdim. Sol ayağımı tabii birçok insana göre kullanabiliyordum çocukluğumda da. Orta yapma konusunda, pas verme konusunda rahatım ama solda oynadığımda, içeri kat ettiğimde, gol pozisyonlarında vurduğumda top böyle diğer uzak kale direğinin yanından çıkardı. Yani çünkü sol ayağını iyi kullanamayan insanlar o bileği iyi kilitleyemediği için vurduğu anda top bir kavis alır ve uzaklaşırdı. O beni çok sinir ederdi. Dedim ben seni düzelteceğim. Yani o vuruşu istediğim gibi yapma noktasına geleceğim. Çocukluğumdan itibaren duvarda çok fazla çalışırdım. Yani sokakta çocuklar olmazdı. İzmir'in sıcağında kimse olmadığı noktada orada başladı bende. Hatta ilerleyen dönemde odamda bile duvarda topla oynardım. O benim için biraz da beni rahatlatan, rehabilite eden bir şey haline de dönüştü, alışkanlık haline. O yüzden bu çalışmanın ürünü. Yani o yüzden kimse sol ayağımı veya diğer kullanmadığım ayağımı kullanamıyorum demesin. Özellikle Süper Lig seviyesindeki oyuncuların ben ters ayaklarını belli ölçülerde kullanamamalarına tahammül edemiyorum. Altan geliyor, sert vuruyor ve golü atıyor. Yaklaşık 25 metre hasa geçi mağlup ediyor Altan, arkadaşlarının kucağında. Duvar antrenmanı kesinlikle bir oyuncunun ayağını resmen bir heykel tıraşın çamuru heykele dönüştürmesi gibi o inceliği zamanla kazandırabilir herkes. Zaman zaman adam adama oynayan oyuncular, yanından hiç ayrılmayan oyuncuları çok koşturdum. Yani ben bazı kişilere göre çok koşmayı sevmeyen bir oyuncu profilindeyim. Ama ben koşardım da. Bazen işte baktım oyuncudan kurtulamıyorum. Sırf oyuncuları koşturmak için saha içerisinde bilirim ki 90 dakika durmadan koştuğumu inatla. Ama tabii iki ayağımı kullanmanın avantajı savunmacılar için çok büyük bir sıkıntıydı. Çünkü hangi yöne gideceğimi kestiremiyorlar. Benim çocukluğumda Brehmi'yi hatırlıyorum. Hani iki ayağıyla peralta atan, iki ayağını rahatlıkla kullanan üst düzey oyuncular vardı ama hani çalım atma konusunda iki ayağını aynı ölçüde kullanan çok az oyuncu var. Yani onu çok anımsayamıyorum ama iyi pas veren, iyi orta yapan, vuruş yapabilen oyuncular var ama benimki biraz daha oyunsal formda da kullanabildiğim düzeydeydi. Örnekten ziyade ben onu bir ihtiyaç olarak gördüğüm için onu o seviyeye getirme noktasına çok uğraştım. Serkan çıkıyor. Çok büyük bir hata. Boş kaleyi affetmeyen Altan Aksoy. 25'te Çaykur Rizespor aradaki farkı ikiye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.